Senin hayatta neler değişti? Ben çok fazla dışarı çıkmadım. Ben hep ev taşımakla uğraştım. Ama çok tanıyan insan oldu çıktığım zaman. Tanınmayan bir insanken tanınmış bir insan olmanın tadını çıkardım sadece. İş, güç vesaire. Hava yoluna geri dönecektim fakat buradan o anda bir haber geldi. Oraya erteledim. Gitmeyi, evet, ertelemedim. Uçmak istemiyorum zaten. Artık istemiyorum. Yok, hayır. Peki. Öyle bir durum olabilirdi. Niye sordum? Çünkü hani podyumda yürüyordun. Ama şimdi başka bir türlü yürüyorsun. Şöyle bir hani şey oldu. Hani sanki evde çalışmışsın, yürümüşsün. Çok haklısınız bu konuda. Ben geçen sezon yarışmaya geldiğimde yarıdan girmiştim ve hiç kimseyi tanımıyorum. Ve çok yabancılık çekmiştim ve adapte olamadım. Kameralara bakmaktan utanıyordum, yürürken utanıyordum. Hatta biraz eğik yürüyordum o zaman. Ama normalde ben öyle yürümüyorum zaten. Hani yani kendi ben biraz özüme dönüyorum aslında şu anda. Yani anladım. Daha iyi olabilir ama işte dönmeye çalışıyorum aslında. Güzel olmuş, onu söylemek istiyorum. Yani daha önceki yürüyüşünden, halinden, tavrındansa yani ben varım. Daha kendime ait hissediyorum. Artık aitlik çok önemli benim için. Peki, nereye gidiyorsun? Ben Bursa'dayım. Orada meşhur bir sokak var. Fasıl dinleyeceğiz arkadaşlarımızla. Yemeğe gidiyorsunuz. Öyle yemek ama hani sokakta. Peki. Nurcan. Pantolon çok yakışmış. İçerideyken de zaten öyle düşünüyordum. Ya ilk başta öyle bakınca hani orada püskül, burada püskül fazla geliyor ama bilmiyorum. Güzel de görünüyor. Hem fazla hem güzel. Üstün çok sade, takı da takmamışsın, iyi olmuş. Çantan kahverengi. Yani şey, hani çok sıradan da değil ama hani özel bir şey de yok. Makyajın çok uyumlu olmuş kıyafetinle. Hani derli toplu görünüyorsun. O gittiğim yerde biraz böyle oluyor. Çok açık giyinemiyorsun. Evet. Aslında topuk bile pek fazla orada ama ben topuksuz gitmeyi sevmediğim için. Ayşenur. Çok kolay bir kombin olmuş. Yani renk, en azından elindeki çantanın çok patlayan bir renk olmasını isterdim. Ya da küpelerinin. Yani çok sade, sıradan duruyor ama derli toplu görünüyorsun genel olarak. Ezgi. Bana da saçın at kuyruğu, yani püsküller. Buradayım. Ay özür dilerim, kafam başka bir yerdeydi o anda. Yoruma kaldım orada da o yüzden. Niye? Evet, bazen zaten dinleyemeyebiliyoruz zaten birbirimizi. Önemli ya, yorumun değil. Neresine kaldın? Yok bir şey demeyeyim, arkadaşımız bugün hasta. Çok üzmek istemem. Zaten küsüyor ben bir şey söyleyince. Benimle konuşmamaya başladı. Peki sen bilirsin. O yüzden çok tercih etmiyorum. Nasıl istersen. Ezgi'cim devam eder misin? Tabii ki. Böyle saçın at kuyruğu, kulakların aşağı, yani küpelerin aşağıya doğru, püsküller, ayakkabında püsküller. Böyle çok aşağıya doğru bir şey var. Bu gözümü rahatsız etmiyor ama biraz fazla mı onu da çözemedim. Pantolonun yakışmış. Belki ben bir kemer falan isterdim. Bir aksesuar eksikliğim varmış. Her yerim hareketli ama. Yani bir şey hani ya da üzerine bir şey bilmiyorum. Çantanı birazcık alakasız buldum. Yani bilmiyorum, çok şu an böyle çok beğenerek bakamadım. Ayşegül. Evet. Sen fizik olarak çok feminen bir kadınsın. Aslında şu an gittiğin yere uygun bir kıyafetin yok. Mesela onun altında bir kot şort giyebilirdin bana. Ben oraya. Bursa'da büyüdüm. Nasıl yok? Orada büyüdüm. Oraya kot şortla gidemezsin. Yani ne yok, gidemezsin ben hayatım. Yok yani. Ama orası için söyleme. Çünkü oraya kot şortla tamam, o zaman çok kıyafet şey kombinin olur. Adına söyleyeyim. Öyle ben nereye nasıl gidildiğini bilmiyorum şehir şehir. Tamam. Yani bu püsküllüğün altında kot şort giyseydin daha güzel olurdu. O çanta bana göre demode. Çünkü bir ara öyle kemerler vardı. Belden lastikli, ortası öyle gelen. O da eski tip kalmış. Ayağında da püskül var. Sadece senin dikkat çeken tek yanın gerçekten burada bir yürüyüşün var. Çelik korse çelik yutmuş korse gibi. Yani sen özgüvenli yürüyorsun ama bana göre modern parçaları da alaturkalaştırıyorsun. Gittiğin yere de hani bana göre bu tarzı böyle kullanmamalıydın. Nereye gittiğini zaten anlamadım. Sadece feminen bir yürüyüşün var. O dikkat çekiyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Ben öyle yürüyorum burası ama. Burası podyum da yani. Mankenlik podyumu da değil ama yani. Allah yani Allah. Sen de yani istediğin podyumsa ki podyumda istediğin gibi yürür. Saçma değil. Ben sonunun zaten artık kıyafetine bağlamaya Ayşegül çalışıyorum. Ayşegül sen bayağı oldun burada yani.
Hayır, anlamıyorsunuz şu an. Hayır, diyorum ki. De, podyum, podyumda nasıl yürü... Pardon da Uğurkan size burada ne yapıyor? Neye bağırıyor, neye kızıyor? Ben kendimi ifade edemiyorum. Diyorum ki onun dikkat çeken tek yanı bu konsepte. Sen bence ben konsepte, yürümeye çalış. Hayır, ben konsepte bağlı söylemeye çalışıyorum. Var şu konsepte anda. Bağlı mı? Evet, diyorum ki onun şu an bu konsepte dikkat çeken tek şeyi feminen yürüyüşü. O da zaten çelik korse yutmuş gibi özgüvenli yürüyor dedim. Bunda şimdi anlamadım ne var? Sen sadece yürüyüşün İyi ön planda şey olamazsın ki. İyi bir şey mi söylüyorsun? Ki. Kötü bir şey mi? Bunu konsepti öne çıkaran tek şey senin yürüyüşün. Konseptin kötü. Kot şort giyseydin Çiğdem. Yıprandım. Ama bizi de yıprattın. Gerçekten çünkü yani olacak ya. Olmayacak yerlerden tutun elinde kaldı. Anlatsın, anlatsın ya. Valla olmayacak yerlerden tutun. Ayşe biz gel podyuma çıkınca adım atınca istediği gibi yürür. Yani Ayşegül'ü tercih evet. edeceğim hiç aklıma gelmezdi evet. bu arada. Yani diyor ki hani kıyafetlerinle ön planda olsaydın daha iyi olurdu. Kıyafetlerin ön planda değil, yürüyüşün ön i̇yi planda. İyi de bir kadın yürümeyi bilmiyorsa ne giyerse giysin ben ona bakmam yani. Ya şu an gittiğin yerde taşımak var değil mi? Öne çıkıyor diyorum. Anladın mı? Yani ben yorum yapmıyorum. Ben onun şimdi dediğini anladığım kadarıyla şey sana söyledim. Bana söyleme. Gerçekten çok saçma. Bana söyleme. Çiğdem. Buyurun. Bir daha yürüsene. Bakalım yürüyeyim. Olacak mı? Ama ay, şimdi bu kıyafetimi beğenmedi, ben kıyafetime göre moduma yürüyeyim. Anladım ama bak bu podyumda ay, bu bir şey söyleyeceğim. Bir eleştiri yapıyorsun, tamam anlıyorum. Gayet de güzel kıyafetleriyle, tarzlarıyla ilgili ama artık podyuma adım attıktan sonra istediği gibi yürür. Anlamadım gerçekten ben. Gerçekten ne demek yani. İstediğini anlamış olsam. Anladım, ben sana anladım. Söylüyorum bir daha söyleyeyim mi? Diyorum yok, ki hani yok. Giyinemiyorsun yani, sadece yürüyorsun şu an, mı diyorsun şu an bana. Modern bir parça alaturkalaştırmışsın. Sadece feminen, özgüvenli bir yürüyüşün var. Ne sadece güzel. O dikkat çekiyor. Ay tamam güzelse al yürü ya. İyi de ne? Bir şey al yürü o zaman. Ağlayacağım ya. Anlamadım. Anladım ama. Yürüyeceğim mi? Yok yürüme başka tamam. Başka kıyafetimle nasıl olsa aynı yürüyormuşum. Tamam bir dahakine görürüz. Peki bir şey söyleyeceğim bu arada. Herkesin bilgisinin olmadığı bazı, Bursa'da mesela sen yaşamış büyümüşsün, biz bilmiyoruz. Orada o sokağa gidilmez dediğin zaman gerçekten biz bunun doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Orada çok fazla şort giymenin olabilir, bir anlamı yok. Bu tasıp bir yer olabilir ama biz bilmiyoruz bunu. Hı-hı. Bu bizim sana onay verdiğimiz anlamına hı-hı. gelmesin. Hı-hı. Çünkü ben şortlarla gayet akşam üzeri yok, okay. vaktinde hı-hı. Bursa'da yürüyüp sınava girip çıktığımı da biliyorum. Hı-hı. Yani nasıl bir sokak onu algılayamadım. Bir ben yer. Sadece... Sadece yanlış anlaşılmamak için bu açıklamayı okay, yaptım. Okey, anlıyorum tamam. sizi. Okey, hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik. Pantolon 50 TL. Bluz 80 TL. Çanta 200 TL. Ayakkabı 90 TL. Ay Çiğdem, Allah sana sabır versin. Anlamadım Nur Hanım ne olduğunu. Ne oluyor böyle? Çelik yutmuş gibi yürüyormuşum ama sonra kıyafetim onu kaldırmıyormuş. Çok güzel mi yürüyormuşum, çirkin mi onu da anlayamadım. Aslında güzel yürüyorum ama güzel giyinemiyorum. Giyinişime göre ezik yürü demek istiyor bana yani. Onu anladım ben. Yani gerçekten anlayamadım. Kim dedi bunu? Yani yedi bilinmeyenli denklem gibi. Kim dedi? Kim dedi bunu? Ayşegül dedi. Bir de yani o dedi. Bir şey söylemek istiyorsun değil mi? Böyle elini mi kaldırdın? Yok, kim dedi onu dediniz ya, ben dedim. Ha ne dedin? Şey, kim söyledi onu dediniz? Ben de podyumda yürüyemeyen tek insan söyledi dedim. O kim? Ayşegül. Çatlama sesleri duyuyorum. Ne kadar umurumda biliyor musun? Yani var ya, bu All Star beni benden edecek galiba. Ben dehşetle inanın dinliyorum. Yani burada hepiniz bir star oturmuşsunuz. Bu starlar böyle ah benim Çiğdem'imi ezik içinde bırakıyorlar. Yani Nur Hanım, mayoya benzeyen bir şey giyince yüzerek mi gideceğiz buradan? Yani kıyafete göre mi yürüyelim burada? Nasıl yürüyorsam öyle yürüyorum ben burada. Ah canımın için, sen parayı aldın gittin, haberleri yok. Bankaya bırak paralar bile. Gitti. Bankaya bile attım onlara, duruyor oralarda. Evler bile aldım. Ay buradan aldın parayla ev mi alacaksın? Ekledik, ödüyoruz. Ha taksitlerini tabii mi? Tabii borcum var. Siz derdinize yanın, kadın parayı almış yerine yollamış bile.
O gitti. Aferin kız ben sana. Ben o pahalı aldığım ayakkabıları yemeyeceğim yarın. Bana para lazım. Kaç paraya aldın ayakkabıları? Ben çok pahalı şeyler almıyorum. Şimdi gelelim sana. Çok tatlı bir kadınsın. Kadın bu. Kadın bu yani. Kadın şarje, frapan, seviyor yani. Kadın az solist gibi ya. Yani Nazlı Hamarat'a tek rakip olacak kişi. Nazlı öyle değil mi? Evet, ilk geldiğinde de öyle söylemiştik. Değil mi? Nazlı Hamarat'ın esmeri. Ben demiştim bunu. Nazlı Hamarat'ın esmeri. Yani pantolon çok yakışmış Çiğdem. Yani üstündeki bluzunu sevdim mi desem çok sevmedim. Ama kötü müsün? Çok kötü de değilsin. Bir şey var sende, bir El Arabiyan bir şeyin var yani. Böyle Lübnanlı şarkıcılar gibisin, Beyrutlu. Yani. Ya tipte bir şeye benzeyince başka şeyler denemek çok zor oluyor. Benim Taksim'e gitmem bile komik geliyor Kemal Bey'e. Ben utanıyorum o konseptleri söylerken. O zaman hani çok çekiniyorum. Ay niye gitmiyorsun? Çok zor benim için. Ben her yere gidiyorum yani. Her şeye göre. Aa. Taksim'e gitmesi değil, Taksim'e gittiği hali komik i̇şte yani. İşte onu diyorum ben de. Yani ben de eğer Taksim'e, mesela Cihangir'e gidiyorsam hani daha basic, daha postallar. Ben sandalet, bir jean short, bir tişörtle giderim. Ben çok iddialı, hiç makyaj da yapmıyorum. Takı bile sevmem ben. Ama burada bir şeyler takmak zorunda olduğum için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Deniyorum. Gülşah gibi olmayan bir şeyi deniyorum demekle kurtulayım bari. Dur, bir şey duydum. Yani hayır, onu demek istemedim. Yani ha, sen duymadım, olmayan duymadım. Bir şey olunca deniyorum diyorsun ya, hoşuma sen, gidiyor aslında. Güzel ben bir şey. Bunu, niye sen benim üstüne yırtık çorapları görüp çok yok, beğenmiştin? Yok, seviyorum. Bir şey olmayınca beni, sen deniyorum ama deniyorum. Ama olmasa benim evimden olmaz. Güzel bir hayır, şey. Ben biliyorum. Ben de deniyorum. Ama ben ya, seni bir gün gotik tarzında bekliyorum. Bir gün yapayım o zaman. Bakalım ne olacak? Ay şeytan gibi olurum öyle ben. Yüzüm çok böyle bebeksi olmadığı için böyle korkarsınız gibi geldi. Aa, bilakis yani böyle siyah bordo rujlar falan süreceğim. Ondan sonra mat porselen pudralar yaparsın. Benimkiler gibi. Yaparım bir gün o zaman. Ah sana Çiğdemciğim bir altı verdim canım. Teşekkür ederim. Evet Çiğdem, akıllı bir kadınsın sen. Çok güzel bir cevap veriyorsun. Kendine güzel savunuyorsun. Kombine gelince ben de biraz demode buldum. Çanta 200 TL verdin. Çantada beğenmedim. Deri olduğu için bu arada. Deri olduğu için ama şey. Bu kombine de olmadı. Tekrar bu mektup çantla ben çok fazla hoşlamıyorum. O sert tam mektup şekilde olduğu için. Yumuşak olursa daha iyi olurdu. Ve fasıl için olmadı. Olmadı bu. Çok western geldi. Çok western. Türkçe var mı western? Cowboy, western. Batılı, vahşi batı. Western, cowboy. Ha, yani tamam. Western. Yani vahşi. At lazım. Western işte. Ha? Batılı demek istiyorsun. Batılı, aynen. Vahşi yani, batılı. Şapka olsa... Cowboy filmde çıktın gibi yani. Ben beğenmedim bu tarzını. Üzerindeki... Yakışıyor pantolon, yakışıyor ama kombin olarak olmadı. Ve yerine göre değil. Katlısı. Çiğdem. Buyurun Kemal. Hoş geldin. Hoş buldum. Kafan yanıyor değil mi? Yetişemiyorsun. Daha başındayız. Sonuna nasıl geliriz bilmiyorum. Gitmezsek yani. Allah sabır versin. Gitsem de üzülmeyeceğim diyeceğim yani. Rahatlarım gibi geliyor ama gitmek yani istemiyorum. Yani hem jenerasyon farkınız var hem jargon farkınız var. Anlaşmanız zor olacak sizin. Evet. Biraz birbiriniz iki grupta alttan alırsa belki tatlı olabilir. Deneriz onu da. Sen çok böyle huysuz ve tatlı bir kadınsın. Biraz huysuzum evet. Ama huysuzluğun biraz ağır basabiliyor zaman zaman. Benim o noktam var. Ben kendimi var. Çok iyi biliyorum. Çok gerçekten demode. Çantaya 200 lira vermişsin. Sen hayret cimrisindir.
200 lira o çantaya vermişsin. Pahalı, senin için tutumlu pahalı. Tutumlu diyelim. Borçlarım var. Beğenmemenin tek tonu. Tamam. Güle güle Çiğdem. Tamam.